Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Medine'ye Münevvere ziyaret etmek. İster hac olsun, ister ömre olsun. Dönüşte ve önce ziyaret etmek gerekiyor Medine Münevvere'de. Medine şehir demektir. Münevvere'de nurlanmış şehir anlamına geliyor. Tabi nereden alıyor bu ismi? Ona bakalım inşallah. Medine-i Münevvere Kızılay'ın 100 km uzağında, doğusunda. Çölün bittiği bir yerde mümbit, bereketli bir arazi. Orası tabi zamanla boş hali bir yerdi. Kimse yoktu, yaşamıyordu orada. İlk önce oraya Kudüs'ten kovulan bir kabile geldi. Adları Amelika, Le ile bir kabile. Yuşa Aleyhisselam peygamber olunca Kudüs'ü Erreh'i aldı. Orada bulunan kabileler oradan kaçıp onların bir kısmı Medine'nin bulunduğu boş araziye geldiler. İlk gelen kişinin adı da Yesrib idi. Yesrib. Onun adı oraya verildi. Oraya Yesrib denildi. Tabi kaderde, ezelde orası son peygamber vatanı olacak. Makbir olacak orası. Bu bir altyapı olmuş oldu. Bu gelen kabile oraya evler yaptılar. Rumaş dedikler ilk önce oraya. Zaten suyu bol bir yerdir. Kuyuları çoktur. Benim birini açtığına tabi. Yer altı suları çoktur. Bunu da yerleştirir buraya. Sonra üç kabile daha geldi buraya. Yahudi kabileleri. Hazreti Süleyman'dan sonra Yahudiler işi azıtınca Allah'ın gazabını uğradılar. Ve Butun Nasa denen Babil kralı Kudüs'e saldırdı. Kudüs yaktı yıktı. Taraftarı yaktı. Oradan kaçan üç Yahudi kabilesi. Ben Nadir, Beni Kureyze ve Kanuka. Üç ayrı kabile. Bunlar da Medine bulunduğu yere geldiler. Baktılar ki orada bir şehir var. Küçük bir kasabacık var burada. Dışı yerleştirir bunu. Fakat zamanla Yahudiler kuvvetlendiler. O Amerika kanunundan çıkardılar. Kendi oraya yerleştirdiler Medine Münevvere'ye bulunduğu yere. Yine zamanla Yemen'de yaşayan bir Belkıs vardı. Sebe Melikesi Belkıs diye meşhur tarihte Belkıs. Kadın kendisi. Bu kadının özelliği de annesi cin, babası insandı bunun. Babası cin padişahıydı. Bunun annesi cindi bunun. Ve şeyde babası da insandı kendisinin. Bu Belkıs Sebe'ye ilk olarak tarihte dünyada baraj yaptı, baraj. Çok büyük kayalar arasını ördü duvarlarla. Oraya büyük baraj yaptırdı. Sulama tesisi yaptırdı oraya. Çok güzel bir beldeydi. Kur'an'da bu geçiyor. Bismillah. Beldetun tayyibetun ve Rabbin gafur diye geçiyor. Beldetun tayyibetun tertemiz belde. Havası temiz, doğal havası, bol bir bereketli yerdi. Ne hikmetse insanlar biraz bol rahatı görünce kişilere bir gaflet basıyor, gaflet. Nedir gaflet? Kalbin manevi ölüşü. Kalplerini unutuyor Mevla'yı. Ne oluyor tabii sonuçta? Kişi dünyaya dalıyor bu sefer. Harama dalıyor, günaha dalıyor kişi. Sonuçta ne oluyor? İlahi gazabı uğruyor. Buna gazabı uğradılar. Onlara Mevlam önce uyarı hafif ceza geldi. Köstebekler bunlar barajın altını oydular. Oradan su fışkırmaya başladı. Tabi yine akıl almadılar. Mevlam oraya bir sel suyu verdi. Çok aşırı yağışlar yağdı. O barajın duvarları yıkıldı.
Sebe civarı su altından kaldı. Yaşanılmaz bir duruma geldi orası. Oradaki insanlar tabiadan göç ettiler, başta gittiler. Bunlar biri de Harise bin Salebe denen biri, Arap bunlar. Bu da aldı kavmini, Medine bulduğu yere geldi. Yemen'den yer araya araya ancak orasını buldu. Baktı üç tane Yahudi kabilesi. Onlarla görüştü. Medine'nin dış çevresine yerleşmek şartıyla bu da izin verdiler bunlara. Çünkü o dönemde dışarıda başka bir toplum oldu mu içtekilerin hayatı daha garanti altına geliyor saldırılara karşı. Bunlar buraya yerleştiler. Zamanla bunlar çoğalınca Yahudiler oradan çıkardılar, kenar Medine'ye yerleştiler. Bu Harise ölünce bunun iki oğlu vardı. Evs ve Hazreç adında. Bunun kavmi, yani toplumu, milleti iki ayrıldı bu sefer. İlk kısmı Hazreç olan oğluna bağlandılar, diğeri de Evs'e bağlandılar. Fakat zamanla iki kardeş kabile birbirine çok savaştı bunlar zamanla. Sürekli savaştı birbirleriyle. Tabi savaşta genelde gençler ölüyor. Evlilerin eşleri dul kalıyor. Çünkü yetim kalıyor. Ana babaları gözyaşı döküyor. Ama bu savaş önlenemiyor. Anlamsız bir savaş. Kardeş savaşı aslında. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin oraya hicretiyle elhamdülillah bu kardeş savaşı da kan dökümünde önülmüş olduğu. Medine-i Münevvere'ye önce 6 tane Mekke mükerremeye önce 6 kişi gitti Medine'den hac niyetiyle. Bu tabi cahiliye döneminde oraya giderdi Mekke mükerremeye kendi görüşlerine göre, örflerine göre hac yapardı bunda kendine göre. Yani dolaşıp gelirdi Kabe'ye. Bu 6 kişi Akabe denen yerden Enşe'nin taşlanan yerde gece Peygamber'den buluştular bunlar. Gecenin karanlığında Peygamber arasında bunları görünce 6 kişiyi bu oturur musunuz? Otururlar. Derlerse Medine'liyiz. Peygamber dinler misiniz? Dinleriz dediler bunlardan. Peygamber'e önce Kur'an-ı Kerim okudu. Sohbet etti. Bunlar şok oldu bunda birdenbire. Kur'an etkiledi bunları. Yani iyi insanı hemen Kur'an etkiliyor. Etkiliyor bunları. Bir de bir Allah'ın Resulü, Peygamberi Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi sohbeti o gecenin karanlığında, ıssız yerde bunlara manevi olarak tam etkiliyor bunları. Ve bunlar imana geldiler bunlar, 6 kişi. Dediler, Ya Resulallah, tabi bir peygamber yanında olmak, bir ehli iman, Müslüman işin en büyük nimet bu. Yeryüzünde. Yani en büyük nimet bir peygamber yanında olmak. Ama peygamber izin vermedi. Hayır. Siz Medine'ye gidin. Orada İslam yayın buyurdu bunlara böylece. Bunu çalışın. Cihat farz dedi bunlara. Cihat farz. 6 kişi Medine'ye gittiler. Direkt olarak aldıkları iman peygamberden, yani kaynağından, güneşin tam özünden alınan bir manevi kaynakla bunlar Medine'ye gittiler. 6'sı beraberce, kardeşçe çalışmaya başladılar. Hurma bahçelerinde, çölde, yollarda, ev sohbetlerinde herhalde İslam gelişmeye başladı Medine-i Münevvere'de. Sonra bunlar tabii 12 oldu, 70 küsur oldu derken bunlar Peygamberimiz oraya hicret vakti geldi. Tabii bu konuya fazla girmeyeceğim hicret konusuna. Rabbimin emri ile hiçbir peygamber emir almadan yerine ayrılamaz. Tek bir peygamber aradı yerinden emri gelmeden, Yunus Aleyhisselam. Emri gelmeden o görevi yerini terk etti. Ama tabi cezalandı. Balığın karnında uzun bir zaman kaldı balığın karnında. Cezalar orada kaldı. Cebrail Aleyhisselam gibi peygamber Hazretlerine Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim emir verdi, sen bu işe buraya çık buyurdu böylece. Hazreti Bekir'i yanına aldı. Biliyorsun tabi Sevr denen mağarada 3 gün kaldırdı Aleyhisselam Hazretleri. Bir peygamber, peygamber.
Demek ki bunları çekmesi gerekiyor, peygamberlerin de katılması gerekiyor bunlara. Üç gün bir mağarada kaldı. Ona çıktı, Medine'ye geldi. Mekkeliler onu arıyorlar öldürmek için. Hatta ödül kondu başına. Ölü diriye kalanına 100 deve ödül kondu. Eline kılıcını alan, eline sopasını alan, baltasını alan peygamber arıyorlar öldürmek için. Tabii bulamazlar tabii, bulamazlar da. Vela bunu koruyor kendisini. Peygamber önce Kuba'ya geldi. Kuba, Medine'nin köyüydü. Şu anda birleşti Medine'yle, şehir birleşti orası. Kuba'yı da orada kaldı birkaç gün. Ondan sonra Peygamber Medine'ye, merkeze doğru çıktı, yola geldi. Medine halkı o gün ilk tarihsel güneşler değer üzerinde. Bir peygamber Medine'ye geliyor. Medine'ye geliyor. Halk yollara döküldü. Kadınlar tarası çıktılar. Çocuklar kucaklarında. Muhammed geliyor. Peygamber bize geliyor. Artık bizim olacak. Ve çocuk, hasta, yaşlı artık sürünerek yola çıktılar insanlar. Sevinç dalgaları, herkese gözyaşları, sevinç gözyaşları akut insanlardan. Peygamber sonra Medine evine böyle girdi. Şimdi tabii kimin evinde kalacak orada? Bir yerde kalması gerekiyor. Evi yok tabii orada. Medine'nin eşrafı, ileri gelenleri, onlarda tabii öncelik hakkı var onların görüşüne göre. Geldiler, ya Resulallah, bizim evimize buyurun, işte daha müsait. Öbürü bizim buyuruyor ya Resulallah. Peygamber birini tercih etse, diğeri tabi biraz gücenecek, kırılacak. Yani hiç olmazsa incinecek biraz gönlü. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyurdu. Ben deveme bağlıyım. Devem nereye çökerse, oraya misaf olacağım. Devem de bu konuda memurdur. Yani o görev almıştır, yani almıştır. Bunun üzerine koştular evlerine. Devenin sevdiği en güzel otları getirirler. Deveyi gösteriyorlar ki yönelsin derken. Ama deve ki adı Kusva denen deve, o da manevi bir deve anlattı. Tabi o da peygamber taşlarının farkında ama o da feyiz alıyor ondan. Alıyor ondan. Karnı belki de aç olduğu halde hiç otlara bakmadı. Suya bakmadı böyle. Yanlışlıkla başlayın bir sağa, bir sol sağa böyle. Başlayın bir sağa, bir sola. Yani zikir ederek Medine'ye giriyor. Girdi Medine-i Münevvere'ye. Önce boş bir arsa vardı. Oraya durdu orada. İki ayağını çökertti. Bir çöktü orada. Dediler, ya Resulallah burası boş yer. Biraz sabredin bakalım dedi. Deve kalktı oradan böyle. Biraz daha yürüdü. Durdu orada. Orada durdu. İstanbul'da metkun olan Eyüp Sultan'da diye meşhur olan muhteremler, onun evi önünde. Asıl adı Halid bin Zeyd el-Ensari aslında. Halid bin el-Ensari Hazretleri, Türkiye'de ona Eyüp Sultan deniyor. Öyle nam olmuş Türkiye'de. O da mübarekte işi yanıyor peygamber aşkıyla. İşi yanıyor peygamber aşkıyla. Ama utanıyor dışarı çıkmaya bize buyur demeye. Yani sana mı kalacak, gücek de kendisine. Hanımı kızdı bile. Dedi ki Halid çıksana bak. Hek Resulullah'ı evine davet ediyor. Sen davet et. Birden yaş geldi. Dedi bana mı kaldı bu? Ayıp oluyor bu şekilde böylece. Deve önüne kondu oraya. Önce iki yerini çöktürdü. Onu say tam yattı ve yanına yere koydu. Yani tamam artık anlamında. Peygamber inme başlayınca koşça aldı Peygamber Hazretleri'ni evine götürdü. O ev küre-i arzda, yeryüzünde, hatta belki evrende belki de en kutsal yer oldu ev muhtemelen. Önce Cebrail Aleyhisselam geldi, Peygamber'e tebriğe, hoş geldin Medine-i Münevvere'ye. Melekler geldiler, binin altı geldiler. Tabi o da aldığı kadar içerisi, iki katlı ev. Hemen Medine'de Kubbe-i Hadra'nın az yerleştiğinin sağ tarafındaydı böyle, oradaydı ev. Ben şahsen evi gördüm muhteremler. Harap bir halde de ev böyle. İki katlı. Altı taştı. Örme taş altı. Üzerine kerpiç.
Arada hurma ağaçları da vardı. Harap bir yerdeydi. Şu anda yıkıldı. Cami harap için dahil edildi şu anda böylece. O ev ben şahsen gördüm kendim. O ev tabii artık en kutsal bir yer oldu. Şimdi Peygamberimizi tabii ziyaret Aleyhisselam Hazretleri'nin. Asıl konu bu muhtemelen bir şey. Beni ziyaret diye. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben hacce fezare kabri, bade mevti kâne kemen zareni fi hayati. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben hacce, bir insan hacce giderse, tabi Ebu Temer'e, ömrüne giderse, fezare kabri, bade mevti, ölümden sonra kabri mücadele ederse, ölümden sonra kabri mücadele ederse, yani kemen zannedip şu hayatı, hayatında bana gelmiş gibi olur bu muhtemelen. Demek ki bir insan hacca ömreye giderse, burada önce men hacca buyuruyor. Demek ki önce Mekke'ye gitmek daha eftal. Daha eftal. Önce Mekke'ye gitmek. Kişi dönüşünde Medine uğrarsa. Peygamberimizi hayatında görmüş gibi oluyor. Orada Peygamber tabi hayatta. Şehitler bile ölmüyor. Peygamber ölü değil onlar. Diridir onlar. Gerçi biz göremiyoruz ama görenler var tabi. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri menzara kabri ve cebetlevi şefaati. Kim benim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim artık hak oldu, vacip oldu. Peygamber ziyaret edene Peygamber şefaati artık hak oluyor, vacip oluyor. Kabrini ziyaret edene, kabrini. Peki kabrin nerede efendim? Kabri şerif nerede? Mezarı yani nerede? Şimdi günümüzde Harem-i Şerif deniyor oraya. Yani mescide Harem-i Şerif deniyor. Onun içinde. Peki oraya mı gömüldü Aleyhisselam Hazretleri? Mescidin içine mi gömüldü? Hayır muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde iken tabi ne gerekti öncelikle orada mescit yapmak icap etti Medine-i Münevvere'ye. Gerçi evde cemaat yapılıyor ama tabi oda küçük oda ayından sığıyor böylece. Cemaat herkes diyor ki Resulullah'ın arkasında namaz kılsınlar. Tabi büyük bir şeref gerçekten muhtemelen. Yani melekler bile bunu istiyorlar. Bir mescit yapmak gerekti Medine-i Münevvere'ye. Nereye yapılacak? Toplandı Medine halkı. Kenarında görüştüler. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Devemin ilk çıktığı yer arsa kimin orası? Oraya yapalım mescidi. Ve eğer deve onun çıkmış oraya. İşaret buymuş böylece. Sordular iki tane yetim. Adları Sehil ve Süheyl. Bunlar ayetmiş. Kurma kurtan bir yermiş orası. Daha önce orası mezarlık olmuştur. Mezarlıkmıştı daha önce orası. Hurma ağaçları var orada, varmış orada. Bunların vasisi, belisi olan kişi, bundan burası satın alındı burası. 16 liraya, o zamanki paranın liraya göre 16 lira alındı. Hatta istemeden lira para Medine halkı, Peygamber razı olmadı. Bunun ne kadar bunun değeri, tam bunun hakkını söyleyen bakalım, derler en fazla 16 yapar, en fazla bu kadar yapar. Yetim hakkı tabi. Peygamber Ebu Bekir'e döndü. Ya Ebu Bekir sen ver bunu. Sen vakfın olsun bakalım burası. İşte oranın vakfı Hazreti Bekir'e nasip oldu muhtemelenler. Beş nevi bir vakfı ona nasip oldu böylece. O kadar parası helal para demek tabi. Bunun üzerine inşallah başladı çalışmaya. O zamanın insanı alışmış tabi o zaman insanları köleler çalışır. Efendileri otururlar karşı gölgede, onları seyrederler, emir verirler karşıda. Aynı şeyi orada uygulamaya kalkıştılar. Baklar ki Resulullah Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz kolanı sıvadı. O da aldı eline kazmayı, temeli kazmaya başlıyor. Bir peygamber oturmuyor karşına, bakmıyor. Eline kazmayı alıp başladı. Onu tabii gören herkes ayağa kalktılar. Hep birlikte temeller kazıldı. Sonra taş taşırma baş etraftan taşlar. Hatta
Peygamber Aleyhisselam'ın taş getirirken öyle biri çıktı Medine halkına. Ne olur yarışsa bunu bana ver. Git oradan başka alsın. Yine de başka birisi geldi. Yarışsa onu bana ben götüreyim Resulallah. Git oradan başka al. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri taş taştı omuzunda ben taş taşıdı Aleyhisselam Hazretleri oraya. Temeli taş da örüldü. Üzerine sonra kerpiç kestiler. Topladan kerpiç. Yani çiğ tuğla. Kerpiç kesildi. Kerpiç de örüldü. Hurma direkleri dikildi. Üzerine hurma dalları kondu. Ancak gölgelik ama yağmur kayfarisi yok. Gölgelik olmak üzere hurma dalı yapıldı. Yani işi kireçle badan yapılmadı bile. Kerpiç çamur sıvandı. Altı toprak. Hasır da yoktu böyle. Üzer hurma dalları. Yani görünümde bir mağara gibi bir şey görünümde. Böyle bir şey. Ama cennetten çok daha tatlı feyizliydi ama. Maneviyat, feyiz, ruhsal zevkler böyle. O haller cennetten çok çok daha tatlıydı. Cennet değişmez sahibi olursa böyle. Öyle bir yerde. Bunun meclisin doğusuna Peygamberimiz ev yapıldı, odada yapıldı. Doğusuna. Ne doğusu? Önü kıbleye verince sol tarafı doğusu olmuş oluyor böylece. Peygamberimizin bugün kabrinin bulunduğu yer Hazreti Ayşe Validemizin odasıydı muhteremler. Orası o. Peygamber tabi birkaç tane zevcisi vardı. Her birine biri oda. Oda ama. Böyle daire değil muhteremler. Her biri oda. Orta boylu insanlar biraz yüksek tamını. Kerpiçten yapıldı. Bir hasır var üzerinde. Bir peygamberde bir divanı vardı muhteremler. Tahttan divanı vardı. Üzerine bir de deriden bir yatağı vardı. Kılıfı deri. İçerinde hurma lifleri vardı böyle. İşte böyle. Yüngü yok içerisinde böyle. Oradaydı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada yaşadı. Orada vefat etti. Divanın üzerinde etti. Orada yıkandı. Orada defnedildi muhteremler. Tabi o zaman orası meclisin dışında zamanları ama. Dahil meclis, dahil mescide. Tabi sahabelere de, yani sahabeler içinde en acı gün, artık acı kelimesi bunu tabi ifade, anlamı tam anlatamıyor gerçi. Kelime yetmiyor anlatmaya bunu. Yani sahabeler için en zor da Resulullah'a kar toprağı vermekti muhtemelen. Peygamberimiz parası sabaha vefat etti. Ancak salı günü akşamı gece arasından sonra toprağa verildi. Parası günü sabah vefat etti. Salı günü gece arasından sonra çarşamba gelirse ancak toprağa verilebilir böyle şey. Tabi Peygamber vefat haberi duyunca Medine-i Münevvere de bir deprem oldu orada. Manevi deprem. İnsanlarda şok oldu insanlar. Diye tutulan, dizleri tutmayanlar, artık konuşamayanlar, gözlerinden yaş gelir artık kan gelenler yaşlarından böyle. Kadın, erkek, çoluk, çocuk hep ağlıyor muhtemelen. Medine'nin nefsi Medine-i Münevver'de böyle. Resulullah gitti böylece. Alışmış onun havasına, manevi atmosferine. Medine sarsıldı böylece. Kimse ne yapacağını bilemiyorlar. Hazreti Mesih Hazretleri ancak o buna dayanabildi. O topluluğu sahabeleri. Tabi toplandılar şimdi. Resulullah Efendimiz'i yıkanacak. Nasıl yıkanacak ama şimdi acaba? Elbiselerini suyalım mı acaba? Bir Resul Peygamber'in çıplak mı olsun bedeni yıkanırken acaba? Bir karar veremiyorlar. Bir kararsızlık. Kıyamıyorlar. Bir zaman kazanma. Bir tıraş geçten sahabeler. Yani bilinçsiz bir şey yapıyor sahabe böyle. Çok oldular sahabeler. Oradan Mevlana bir uyku verdi sahabelere. Bir daldılar. Bir ses duydular. Hepsi bir de ses duydular. Resulullah'ın çıplak yıkamayınız. Onu gömleği üzerine yıkayınız. Ses böyle. Uyan kendine geldiler. Öyle yaptılar. Peygamber gömleği çıkarmadılar. Dedim ki altından. Hazreti Ali. O yıkadı. Yani kendisine vardı. Sonra o divanında yıkandı.
Yattı divanında yatak alındı oradan. Orada yıkandı. Tabii divan böyle çekildi. Divanın yattığı yere gömüldü. Çünkü buyurmuştu peygamber hayattayken Allah Teala bir peygamberin canını aldığı yerde oraya gömülmesi gerekir peygamberlerin huzurunda. Gerekir evinde yani böyle. Evinde. Tabii bizim için mekruh evde gömülmek. Peygamber özeldir bu. Özeldir. Oraya mezar kazdılar. Mezarda peygamberimizin divanı odanın önünde sağ köşeye yakındı. Yani batı, güney batı olmuş oluyor peygamberimizin divanı. Aynı yere böyle oraya mezar kazıldı. Ve tabii elleriyle, gözyaşlarıyla artık böyle bilinçsizce peygamberimizin toprağa teslim eder tabii. Bizi örtüler. Tam hastalığı çıkıyor şeyden, kabirden, sahabeden biri. Ya Ali dedi ki cüzdanım düştü mezara. Kendi atmıştı ama. Mugire bin Şübe Hazretleri, Radyan Hazretleri. Böyle tabi ona sıra değmiyor. Peygamber yakınları olduğu için diğerleri. Yani Resulullah'ı tekrar bir görmek için son. Gece karanlıkta, karanlıkta tabi ışıkta yok böyle fazla. Mahastan cüzdanını atıyor içeriye. Ya Ali cüzdan düştü. Gidip alabilir miyim? Ya, al dedi. İçeri indi. Tabi dizden derman tutmadı. Yıkıldı böylece. Peygamber'e bir sarıldı. Peygamber'e sıvazladı. Ve en son el dönem dokun. Peygamber'e oldu. Muhtemelen kendisi. En son. Dokunan o çıktı. Gömüldü oraya. Hazreti Ali'nin, Hazreti Ömer'in zamanında, halife Hazreti Ömer, onun zamanında meşrit tabi dar geldi meşrit. İslam hudutları genişledi, Müslümanlar çoğaldı, Medine'ye gelenler çoğaldı, artık meşrit sığmıyor meşride. Hazreti Ömer bunu genişletmeye karar verdi. Kuzey tarafından, yani kıblenin arka tarafından, bir de batıdan, önü kıble verince sağ tarafından genişletmeye karar verdi. Orası müsaade gördü. Sağ tarafında Hazreti Abbas'ın, yani amcası olduğu onun evi vardı. Evini hibe etti o. Bir de Hazreti Cafer Tayyar'ın evi vardı. Ama tabi rahmetli oldu Muhtes Savaşı'nda. Çocukları vardı. Onlara parasını verdi Hazreti Ömer. Onun evinin yarısını aldı. Batıdan öyle genişletti. Arkadan genişletti. Yeniden duvarlar örüldü oralara. Ama İslam çünkü büyük İslam. İslam durmadan büyüyor. Hazreti Osman halife oldu. Gene yetmiyor. Hazreti Osman hem kuzeyden aldı böyle, hem güneyden aldı. Yine hem doğudan aldı. Yeni duvarlar yaptı. Taştan yaptı duvarlarını. Direkleri taştan yaptı. Hurma ağaçtan yaptı bunları. Doğuya dokurmadı. Peygamberimizin zevcileri hayata sağdı. Peygamberimizin zevcileri sağdı muhtemelen böyle. Evleri dokunmadı oraya böylece. Sonra Emevi Halifesi'nin Velid. Onun zamanında 88'de Hazreti Ömer Abdülaziz de Medine valisi. Ona emir verdi. Tabi o zaman artık hepsi vefat etmişti Peygamber'in zevcileri. En son Ayşe vefat etti ki 58. yılda. En son Medine'de o vefat etti. Ondan önce Ümmü Selime Hazreti vefat etti. 58'de Hazreti Ayşe Sıddık'ı validemiz Hazretleri o vefat etti. Cennet-i Bakıya o gömüldü. O da artık boşaldı. Ondan sonra o da oradan yıkıldı muhteremler. O da yıkıldı oradan. Genişletildi yontma taşlarla. Tabi o zaman Emevi zamanında İslamlar çok güçlü. Hazinede bol para vardı. Bol para vardı. Daha güzel bir şekilde yontma taşlarla, güzel taşlarla, direklerle genişletildi. Öyle yapıldı orası. Bunun için Peygamber'in kabri içeride kaldı, şahı meşte kaldı. Mekke'nin fethi gününde, Mekke feth olduğu günde, Hicri 8. yılda Mekke mükerreme feth olundu. Mekke mükerreme tabi Arapça yabancısının kalbi. Olan fethi İslam'ın kalbine feth anlamına geliyordu. Elhamdülillah hiç savaşsız orası fethedildi. Fethi gününde
Peygamber hepsini ona bağışladı, affetti bütün suçları. Bunlar da İslam'a koştular bütün Mekke halkı, müşrikler yani böyle. Erkek, kadınlar İslam'a koştular. Bir bayram sevinci yaşadı Mekke mükerremede. Böyle fevş, ayete geldiği gibi efvacen geldi böyle. Böyle grup grup insanlar İslam'a koştular Mekke'nin fethi gününde. Herkes sevinçli ama. Mekke İslamlaştı. İnsanlar grup grup İslam'a geliyorlar, İslam'a koşuyorlar. İslam Mekke mükerremde Hazreti Bilal ezan okuyor. Allahu Ekber diye Kabe Beytullah'ta bütün putlar devrildi, kırıldı, hepsi kırıldı içerisinden. Herkese bir sevinç var. Yalnız Ensar'ın boynu bükük ama Ensar, Medine halkı. Onlar boynu bükük. Yani Medine'yle toplamışlar, bir araya gelmişler. Onlar hüzünlü, mahzun onlar, gözleri yaşlı. Niye bir ona hüzünlü bunlar? Konuşarak kendilerine konuşarak kendi aralarında. Şöyle diyorlar. Peygamberimiz aslında Mekke'li tabi. O da o büyüdü. Mekke fetholdu. Mekke halkı da Müslüman oldu. İslam'a koşu insanlar. Dedi ki kendi aralarında Medine'liler. Ah Resulullah şimdi burada kalır. Burada kalır böyle şey. Kabe şimdi burada kalır. Medine'ye gelmez. Resulullah'sız Medine'ye harap. Karanlık bir şekilde. Üzüntülü bunlar. Cebrail Aleyhisselam geldi peygamberimize. Ya Resulallah, git Ensar'a teselli ver Ensar'a. Yani geldi onlara, selam verdi. Aleyküm ya Resulallah. Dedi ki sakın üzülmeyiniz dedi. Ben hayatım, mematım, ölümüm Medine olacak burada benim muhtemelen. Buyurdu. Onu tabii onu sevindiler bunlar da. İşte peygamberimizin mübarek kabri şerifi Medine'de oldu muhteremler. Şehir olarak Mekke'ye mükerreme Medine'den üstün eftal. Şehir olarak. Ancak peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer Mekke'den de Kabe'den daha üstün. Özellikle peygamberimizin bedene temas eden toprak cennet arşından daha üstün o. Yani evrende en eftal üstün yer Resul Efendimiz'in bedene temas eden toprak. Toprak. En üstüne burası bence. Ki o toprak da tabii işin farkında. Çünkü toprak da konuşuyor muhtemelen böyle. Konuşuyor böylece. Tabii ses biz duyamayız bunları. Onlar duyan diyor onları. Ondan zevk alıyor. Hatta her zaman bu geçerli. Günümüzde bile iyi bir insan öldüğü zaman yakındaki mezardaki topraklar Allah'a yalvarıyorlar. Allah'ım ne olur onu bize gönder derdim hatta bakın. Çünkü Allah Celle Celaluhu yarattığı her şeyle temas eder Rabbim. Yani haşa toprağı Allah yarattı da toprağı altından kopuk mu? Arada bir bağlantı var. Demek ki günümüzde Medine'ye giden kişinin ilk yapacağı ziyaret kabri şerif muhteremler. Mezar-ı Şerif, Peygamber kabri şerifleri. Şimdi iki kapısı vardı önde. Harim-i Şerifler Medine'de. Önü kıbleye verince sağdaki kapının adı Bab-ı Selam. Oradan girilir. Soldaki kapının adı Bab-ı Cibril'dir. Cebrail oradan çok zaman oradan girirdi. Vahiy getirirdi. Kişi insan soldan girsin. Önce iki rekat namaz kılır ama mescitte. Tehdit mescit namazı önce kılındı. İki rekat kılındır. Mekruh vakit değiliz Hanefi'de. Ondan sonra geçilir kabri şerifinin başına. Arka tabi kıbleye gelir. İşte arkası kıbleye gelir. Yüzünü kişi Resulümüzün kabrine döner. Etraf tabi demir parmaklar var. İçerisinde görünmez. Zaten yeşil örtü altında oradaki sanduka. Oradan görmez orası. Kapalı yerdir orası. Zaten içeri bakmak da edebe aykırı. Yani bir Resulullah'ın şeyine bakmak. Şimdi asıl peygamber mübarek bedeni toprağın içinde. Üçteki sandıkın sonra yapımıdır bu kendisi. Bunun için böyle pek yanaşmadan, o şebekedele böyle parmak işi yanaşmadan birkaç zira, bir iki metre geriden böyle mümkün olduğu kadar durmak. Medine'ye giderken, Medine'ye girerken, Mekke'ye girerken de çok çok ne gerekiyor? Safa-ı Şerife. Safa-ı Şerife böyle şey.
Yani Peygamber'i hatırlama Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberimizin yaşadığı o mübarek beldeyi, Tayyip'e, beldeyi şerif Peygamberimizin böyle yaşadığı yer. Ki Resulullah hayattadır, o gelenleri görüyor muhtemelen böyle şey. Görüyor böyle. Ben şahsen bir yaşlı kadın vardı. Medine ziyaret onu götürdüler kendisini oraya. Çok yaşlıydı. Ama keşif açık kadındı. Açık kadındı. Onun içeride gitti de şöyle buyurdu. Peygamberimiz de bakıp duruyor kendine insana böyle. Saf bir şeydi böylece. Gittim sınav var, baktığında da oturuyor, bakıyor insana, bakıyor bana böyle. Gören görüyor muhteremler. Hazreti Rüfai Hazretleri Medine'ye kapışarak gelince selam verdi. Ve aleykümselam, Peygamberimiz onun selamını aldı, seçti aldı selam muhterem böylece. Yani Allah dostları Peygamber'i görüyorlar ve selamlaşıyorlar burada. Tabi biz de göremiyoruz, hiç olmazsa görmüş gibi oraya saygılı girmek gerekiyor. Böyle sağ ayakla girmeli, boş ve öne eğilmeli, ağlayamazsak bile hiç olmazsa mahzun bir hal ile ki o döneme yetişemedik. Çünkü Peygamberimizi göremeyenler vardı tabiinden. Yani Peygamberimizin yanında yaşadığı halde, iman ettiği halde. Mesela uzak bir kabrede yaşıyor. Peygamberimiz adını duymuş, iman etmiş. Fakat iman etmiş ama. İşte yarın giderim, öbürsüne giderim, kurban toplayayım, deve doğursun der ki iman etmiş. Bunlara tabi tabi'in dini bunlar, sahip olamıyor bunlar böylece. Bunların bir kısmı kalkmışlı Medine'ye geliyorlar develeriyle. Develeri geliyorlar. Bakıyorlar ki Allah Allah, Medine, ölü şehir Medine. Hatta bir çobana rastgele gelirken o sevinçle geliyor ama Resulullah görecek, sahibi olacak. O sevinçle geliyor. Duymuş ölüm haberini, almamış ölüm haberini o dönemde. Önce bir çoban rastgele bakıyor. Çoban böyle bir ağaca dayanmış, böyle mahzun mahzun kendinden geçmiş. Koyunlar dağılmış sağa sola hiç farkında bile değil. Selam öyle çobana. Çoban, aleyküm selam, cansız bir şekilde. Arkadaş hasta mısın? Değil. Baksana koyunların dağılmışlar. Dağılsın. Ne oldu? Resulullah gitti. Koyun da gitsin. Ben de gideyim ona fiyatı kurban olayım böyle. O zaman duyuyor muhteremler. Atıyor kendini devreden aşağı. Başını geriler vuruyor. Ah! Bunu kaybettim diye muhteremler. Yani onlar bu acıyı, ızdırabı biliyor onlar. Resulullah görememenin hasretini, ateşini onunla yaşadılar. İmkanları varken gelelimle imkanı varken erteledi, ihmal etti, şunu bunu yaptı, işte sonra dedi, ihmal ettiği için. Bunun gibi çok da geliyor bu şekilde. Geldiler, tabi Medine'ye gelen bakıyorlar ki, o Resulullah'ın beldesi ölü belde muhtemelen. Ne çocuklar oynuyor yollarda, ne dükkanlar açık, ne alışık, ne bir şey var dükkan. Medine ölmüş, Medine herkes yasta bu durumda. İşte bizler de muhteremler o döneme yetişemedik. O Allah Resulüne sahibi olamadık. Onunla beraber cihatlara katılamadık. Onun sohbetine bulunamadık. Ona karşı namaz kılamadık muhteremler. İki can seyre namaz kılamadık. İmkanım yok da bizim yoktu. Hiç olmazsa böyle bir hüzün de oraya girelim dediğimine verebilirim. Ah çekerek oraya girelim. Tabii karşısına çekilelim. Boynlarımız bükük, hüzünlü olarak Peygamberimize selam verelim. Peygamberimize selam verelim orada. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah diye böylece. İşimizden geldiği kadar bu şekilde. Orada esselamu aleyke lazım orada. Aleyke, buraya kaf zamirdir. Senin sana anlamına geliyor burada. Allah'ın selamı sana olsun ya Resulallah. Ya Habiballah, ya Nebiyallah, ya Halikallah böyle. Yani sıfatı var bu şey böylece. Bildiği kadar Esselamu Aleyke demek gerekiyor. Peygamberleri görüyor muhtemelen böylece. Onun selamını duyuyor. Peygamberden ve aleyküm selam diye selamını alıyor. Kişinin selamını alıyor orada böylece. Durduktan sonra bir adım sağa atılır böyle. Sağa atılır böyle. Kim vardı? Hazreti Sıddık muhteremler böyle.
Hazreti Ebu Sıddık muhtemelenler. Hazreti Bekir'e selam verir, bir adım yine sağ atar, bir adım sağ atar, o da Hazreti Ömer muhtemelenler. Peygamber mübarek böyle şeyi, kabri şerifleri, Peygamber tabi sağını yattığı için yüzü kıbleye doğru bakıyor. Bu için kişinin arkası kıbleye geliyor da, peki yüzüne bakması için bakıyor. Peygamberimizin omuzunun yanında, arkasında Hazreti Bekir'in başı, omuzunun yanında. Ayakları da beride. Hazreti Ömer'in başı da Hazreti Bekir'in omuzunun yanında. Ayaklar öbür tarafta kalıyor. Üçü aynı örtü altında böyle böyle. Yeşil örtü altında üçü de aynı yerde orada. Tabi oradan sonra kişi meşride içerisine girer. Meşride bir yere girer. Fakat Medine'nin canı, ciğeri, özü Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne hatırlar böyle. Odur böylece. Hatta bütün alemin özü odur böylece. Şimdi meşrit neresi? Aslında meşrit. Gül Aleyhisselam Hazretleri ama beyni beyti ve beri Rabbim Rüzal diyeceğinde. Mabeyni beyti ve minberi. Mabeyni beyti evim ile minberim arası. Bir adı işte kabrim ile evim arası. Evimle minber, hutbe okunan yer minber. Mihrap vardır. Namaz kılınan imamla duruyor, mihrap denir böylece. Oraya böylece. Şu anda dört tane mihrap var orada. Dört tane mihrap var muhtemelenler. Biri Ravza-ı Muhtar denen yer orada. Peygamberimizin namaz kıldığı orasıdır böyle. Mihrap böyle. Mihrap böyle. Yani giden kişi tabi orada kılabilirse namazını, Peygamberimizin namaz kıldığı yer mihrap. Ravza-ı Muhtar'a. Yani beyaz direklerin olduğu yer, hemen olduğu yer orası. Minberle Peygamberimizin kabri arası. Orası böyle. Aslında meşhur orası böyle. Arası. Ravza'da min riyaldı cennet. Ravza bir cennet bahçesi orası. Bahçesi böylece. Orada ikinci mihrap Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kabrinin arkasında mihrap var böyle. Peygamber orada namaz kıldı. Geceleri teheccüd kıldı Peygamber orada. O da şu namaz kılmamak lazım bu arada. Önü kabri baktığı için böyle. Arkada Esuf Sufa vardır. Sonra önde mihrap var. İmamın durduğu yer günümüzde. Osman zamanında orası yapıldı. Bir de Ravza-i Muhtar durunca minberin sağında bir mihrap var. Onu da Osman padişah yaptırıyor orasını. Sonra Süleyman yaptırıyor orasını. Mihrap yaptırıyor. Dört mihrap var orada. Peygamberimizin o mescidinde Ravza-i Mutahhara, Mutahhara tertemiz, pak bir bahçe anlamı geliyor. O namaz kılabilmek, tabi günümüzde biraz güçtür orada namaz kılmak. Bir gün muhteremler kuşu vaktinde öyle karşıdan geçiyorum oradan. Tabi o zaman ten oralar, çok ıssız. Baktım bir ayakta kalabalık var. Ravza-i Mutahhara'da böylece. İşte girdim, merak ettim, baktım. Zabıt duyuyor memurlar. Birinin sorunu ne oldu? Dedi ki biri buraya geldi, iki kez namaz kıldı, badem mat etti, düştü öldü burada böyle. Yabancı, bedeni değil böyle. Ravza-i Mutahhara'ya girmiş, iki kez namaz kılmış, selam vermiş, böyle yatmış, o da vefat muhtemelen böyle. Böyleni gördüm böyle gözümde, burada kendisini. Elden geldiği kadar orada kılmak çalışmalı ki, Peygamberimiz namaz kıldığı yer, sahabe namaz kıldığı yer. O namaz kılmanın sevabı. Hadis-i şerif, her tatava hadis-i şerif var. Salatün fi mescidi haza. Salatün fi mescidi haza. Haza şu an. Peki buraya. Bu mescid namaz kılmak. Mescidi benim mescidim anlamına geliyor böyle. Neden? Son peygamber mescidi, Mescid-i Nebevi. Mescidin son peygamber mescidi muhterem. Başka bir gelmediği için Efta min elbi salatin simma sivahü ile meşri haram. Kabe'deki meşri haram hariç, onun dışında diğer yere kılınan namazdan bin kat, bin kat daha faziletli. Yani bire bin. Orada 10 rekat namaz kılan kişi 10.000 rekat kılmış oluyor böyle. Orada bir hatim indiren kişi bin hatim. Bin hatim. Orada bir defa tevhid çeken kişi bin defa çekmiş sevap oluyor. Her şey bunun var böyle.
Bire bin orada böylece. Bire bin. Yalnız tabi orada gafil olmamak gerekiyor. O kutsayı da bilme gerekiyor. Düşünelim ki o mübarek yerlerde Resulullah Aleyhisselam namaz kıldı. Sohbet yaptı mı? Eshabınlarla. O binlerce sahabe-i kiram, onların her birinin gözü yaşları damladı oralara. Orada namaz kıldılar, Allah zikrettiler. Ondan sonra gelinir tabi'nin tebiyata evliyullah, şühedalar, şehitler, salihler namaz kıldılar burada böylece. Yine günümüz orası boş değil. Her zaman 70-50 vardı Medine'de. Her zaman 70-50 vardı Medine'de. Her zaman. Medine'de 40 vakit namaz kılmak diye bir şey var. Bile duymuşsunuz tabii. Bir de bunu ben hatırlamadan. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men salla fi meşridi erbe'ine salaten. Bir kimse buyuruyor Peygamberimiz, bu meşrimde 40 vakit namaz kılarsa, 40 vakit ne yapıyor? 8 gün. Günde 5 vakit, 8 gün oluyor. La tefudu salatun. Ama hiç kaçırmadan ama. Kaçırmak şartı edilecek. İkinci şey yemedim yok. Kütübet lehü beraatü minennâr. O kimseye cehennemden kurtuluş beraatı yazılır. Beraatü min azab, azabdan kurtuluş ve beriye minen nifak, kişinin nifaktan kurtulmuş olur muhteremler. Demek orada 40 vakit namaz kılmaya çalışmalı Medine-i Münevvere'de ama hiçbir vakit de kaçırmadan orada. Tabi Ravza-i Mütahane şart değil. Her tarafında olabilir. Yeter ki o cemaate insan dahil olsun oraya. Oraya kişi girebilsin oraya kişi böylece. 40 vakit namaz. Genelde bazı kimseler yani Medine'de tabi az kalınacağı halde ne yazık ki otelde, yemede, içmede, efendim işte şu otel daha rahat, bu otel daha rahat, şu yemek daha güzel, bunun yemekleri daha güzel, çaylara da şunları yap, bunları yap, çarşıya, marşıya gez. Gerçekten çok ama çok yazık. Yazık muhtemelen böyle. Yani oradaki her saniye, her saniye bire bin bakınız. Her saniye bire bin böyle böyle. Orası da alışveriş yeri değil muhtemelen. Yeme içme yeri değil orası böyle. Ne o? 10 gün az ye bir şey böyle. Kuru bir şey icabında. Az ye orada. Orası ibadet yeri. Orası Peygamber'in aşkının yandığı bir yer böyle. O tadı tatmak için gerekiyor orada. Peygamber'in kabri üzerinde kubbe var. Yeşil kubbe. Adı Kubbe-i Hadra deniyor. Kubbe-i Hadra. Yani Hadra yeşil anlamına geliyor. Kubbe-i Hadra. Bu 678 yılında yapılmış muhteremler. Mısır hükümdarı bunu yaptırdı o zamanki. Türkmen de kendisi. O bunu yaptırdı. Kuşun kaplamalı, yeşil boyalı. Kubbe-i Hadra. Yani Medine'ye tam baktığın zamanlar hemen Kubbe-i Hadra gösteriyor kendisine. Ben buradayım diye muhterem. Nereden bakılırsa yeşil kubbe gösterir kendisini orada böyle. Medine'ye tabi ziyaretleri çok. Çok ziyaretleri. Bunların biri de kabristan. Medine kabristanı. Adı Cennet-i Baki deniyor böyle. Daha adı Baki-i Garkat onun adı orası. Baki-i Garkat. Garkat bir ağaç. Çölde yaşayan bir ağaç. Pek yüksek olmaz. Dikenli bir ağaçtır. Garka diye bir ağaç vardır. Orada bu ağaçlardan vardı. Orada yani çalılıklı, çok dikenli bir ağaçtı burası böylece. Medine Münevvere'ye Peygamber'e gelince ilk ölen de sahabe Osman bin Mezun Hazretleri oldu burada. Osman bin Mezun Hazretleri. Mekkeli, muhacirden kendisi. Bedir Savaşı'nda hemen sonra ilk olarak Mevla'ya kavuşan bu oldu. Osman bin Mezun. Hazretleri böylece. Çok halim selim. Çok yumuşak tekenişti böyle. Peygamber sütü kardeşi peygamberimizin muhtemelen hastalığı böyle. Bu aniden hastalandı, vefat etti. Peygamber haber geldi. Ya Resulallah, Osman Mevla'ya rahmetine kavuştu. Peygamber gitti, yıkıyor kendisini. Yıkanmış, kefeni söylüyor. Peygamberimiz onun alnından öptü muhtemelen bakın. Yani onun alnından öptü. Peygamber'de yaş geldi. Peki yaşları yanağına damladı. Hatta iki gözü çukurunda yaş damladı, orada kaldı. Çok özen gösterdiler ki Peygamber'in göz yaşları akma yere damlamasın derken. Onunla gitsin eten mezara.
Yani namaza kılındı. Şimdi ilk bu öldüğü için Müslümanlardan şimdi sordular, ya Resulallah bunu nereye gömelim Medine'de şimdi? Tabi müşrikler mezarı var. Böyle görmez mi Müslümanlar? Peygamber buyurdu ki bana emrolundu bu vahide. Bakıyor Garkat denen yer oraya. Oraya gidildi. Oraya mezar kazıldı. İlk olarak Hazreti Osman Mezun Hazretleri oraya gömüldü muhtemelen böyle. Oraya gömüldü. Peygamber iki elini taş aldı. Bir taşı başına koydu. Bir ayak ucuna koydu yere. Buraya kaybolmaz zaten. Sonra kim ölmüşse oraya gömüldü böylece. Tabii şu anda orada en aşağı 10.000 sahabe var muhtemelen. En aşağı 10.000 sahabe var orada böylece. Tabi'in, tebi tabi'in, Hazreti Ayşe Validemiz gibi böyle, amcası Hazreti Abbas gibi, Hazreti Osman bilhassa böyle hemen solda başta, Hazreti Halime, Peygamber'in annesi, Peygamber'in oğlu İbrahim'i orada, Hazreti Hüseyin oğlu Hazreti Zeynel Abidin orada muhteremler. Yani o cennet-i bakı denen mezarlık cennetten bir bahçe. Cennetten bir bahçe. Üç türlü komşuluk vardı. Hadis-i şerifte böyle geliyor bu. Biri dünya komşusu. İkincisi kabir komşusu. Üçüncü cennette komşuluk böyle. Dünya komşuluğu daha kısa. Daha kısa. Bir de şu var. İnsan komşusundan memnun olmasa, kişi ondan rahatsız olsa, kişi burada yerini değişebiliyor dünyada. Ev sahibi olsa gerçi olsun değişebiliyor. Fakat mezar ödülen mezar muhtemelenler. Öyle değil böylece. Mezar komşusu dünyanın daha önemli. Çünkü bir insanın komşusu mezarda iyi insan olursa, tabii nur içerisinde yeşil cennet başlarsa böyle. Şunun faydalı kişi bundan böylece. En iyi ölüm muhtemelenler Cenab-ı Hakk'a gömülmek, Medine'de ölmek böylece. O mezardan, Cenab-ı Bakiye'den, bakın ne olacak? Yübası Mina, Sibir Elfen, mahşer günü. Oradan kalkacak 70 bin insan, 70 bin kişi kalkacak oradan. Vücuhum kel kamerineti badri. Yüzleri ayın 14'ü gibi, dolunay gibi yüzler. Cennet'e bir hesap, hiç bunlar hesaba çekilmeden, bize oramadan oradan cennete gidecekler. 70 bin kişi bak. Cennete bakayım mezarında. 70 bin kişi kalkacaklar oradan. Hiç mahşer görmeden, hesaba çekilmeden, sorgulanmadan doğrudan doğruya cennete gidecekler. Hatta Hazreti Ükkaşe denen sahabe Hazretleri o arşa geldi. Ya Resulallah, dua et ben onu olayım. Peygamberimiz ente minhum buyurdu. Sen onlardan sana böyle buyurdu. Biri daha kalktı. Ya bana dua et. Peygamberimiz şey buyurdu. Hükkaç seni geçti. Ondan değil o bakımda. Hatta o münafıkmış o kimse de. Ben böyle. Ama burada böylece 70 bin kişi an kalkacak. Hiç buna çekilmeden gidecekler. Medine'de ölmenin bir de faziyeti var. Medine'de ölmenin muhteremler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Menisita en yemüte bil medineti fel yefal. Kimin Medine ölmeye gücü giderse orada ölsün. Finni eşvü limen mâte biha. Kim de ölürse ona ben şefaç olacağım buyur muhterem. İman ölme şartıyla tabi. Finni eşvü limen mâte biha. Kim de ölürse ona ben şefaatçi olacağım buyuruyor Hazretleri. Kim ölebilirse o da ölsün orada. Gayet etsin burada Medine ölmeye. Yine buyuruyor Hazretleri Hazretleri. Evvelü ben eşvelü min ümmeti ehlül Medine. İlk olarak ilk şefaatim Medine halkına. İlk şefaat. Komşu. Komşu hakkı var ya muhtemelen. Komşu hakkı vereceğim. Yani ilk şefa onlara vereceğim. Hatta Peygamberimizin kabrinden kalkacağı zaman Cebrail Aleyhisselam gelecek. Üfürmeden daha gelecek. Beni ona gönderecek. Ya Cebrail git Medine'ye. Benim Habibim başlarına dikil de dur da üfürme korkmasın. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek. Medine'yi bulamıyorum. Dünya, Medine'nin yeri belirli ki belirsiz kıyamet kopmuşlar böyle. Dolaşırken bir nur çıkıyor bir yerden. Nur çıkıyor. Burası diye Cebrail Aleyhisselam geliyor.
su üfürülecek, Peygamber kabri çatlayacak. İlk olarak Peygamber kabri çatlayacak ve oturacak mezarında. Başını kaldıracak. Bakacak sağına soluna, ne Medine var, ne Ravza var, ne Uhud'da bir şey var böylece. Dümdüz her taraf böyle. Başına kadar bakacak, Cebrail Aleyhisselam'ı görecek. Peygamberimiz heyecana gelecek. Peygamber misin sen orada? Su üfürülüyor ama böyle. Yer göre çatlıyor, sallanıyor. Bütün evren defemde. Peygamber diyor, ya Cebrail kardeş ümmetim ne oldu, ümmetim nerede? Hem aklına ümmetin geri baktı. Kızını Fatıma'yı Zeynep'i sormayacak bakmış sen bak. Dışın muhtemelen böyle. Peygamberimize bakarsın böyle. İnsan evvel aklına evladı gelir insan. Genelde böyle. Budur genelde, budur böylece böyle. Eşi insan aklına gelir böyle. Mesela defne olduğu zamanlar böyle oldu böylece. Yaşadık biz tabii bunlara böylece. Ama Allah'ın Resulü öyle yapacak. Ya ümmetim, ümmetim nerede? Ümmetim ne oldu ümmetim? Ya Resulallah, vallahi da kimse kalkmadı daha bu şey yapacak. Hazreti Bekir kalkacak. Hazreti Bekir kalkacak. Onu cennete bakıyor. Mezara kalkacak. Sonra Mekke, aradaki der kalkacak. Ondan sonra din insanlara verecek. Böylece. Yani en kısa ölüm ve de ölmek muhteremler. Tabii kimi orası gurbet der. İşte ben aile kabristanımda görmek isterim der. Bu tabii herkesin bir görüşüdür bu. Gerçi nasip bir ayrı mesele de insan bir görüştür bu. Ben inşallah her zaman yalvarıyorum muhteremler. Medine'de ölmeyi, oraya gömülmeyi. Dua edin inşallah muhteremizden inşallah. Hayat tek emelim bu muhteremiz. Hayatta be. Tek hayatta emelim var. Tek şeyim böyle. Medine'de ölmek, oraya gömülmek. Allah'ın sevesine inşallah. Sonra Meclis-i Kuba var muhteremler orada. Takipçisini sayamayacağım da bir de kısa ona geçeyim inşallah. Meclis-i Kuba. Ziyaret yeri. Orada. Bu tabi cennete bakıyor, oraya gidilir. Oraya selam verilir. Onların ruhlarına okunur. Onlar bizim hasta şeyimize muhtaç değiller ama muhteremler. Onların hoşuna gidiyor ama böyle. Cihat gelirse böylece. Hoşuna gidiyor onlara böylece. Onlar İslam'ın temel taşları böyle. Allah diye yanan insanlar onlar. Böylece. Yanan kişiler. Meclis-i Kuba, Kuba şuradan Medine'ye birleşik. Yani 40-45 dakika bir şey ancak sürer Meclis-i Kuba. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, ''Men tatarifi beyti, sizin etâ Meclis-i Kuba.'' Bir insan elini abdestini alsa, sonra Meclis-i Kuba'ya gelse, ''Fessallâ fîhî salâten'' orada namaz kılsa, ''Kânâ lehû ecû ömreten'' ona bir ömrü sevabı var. Bir insan demek ki Medine Münevver'de otururken, evinde, otelde abdestini alıp, abdesti yola çıksa, Meclis-i Kuba'ya girse, iki kat namaz kılsa daha fazla kılabilir. Buna bir ömrü sevabı var. Müsavar böyle. Peygamberimiz her cumartesi oraya giderdi böyle. Külle, septin, vahşiyen ve rakiben. Her cumartesi peygamber giderdi oraya. Bazen deveyle, bazen de yayın giderdi peygamber giderdi böyle. Meşri Kuba'ya böyle. Neden? Orası da peygamber meşriydi muhtemelen. Önce peygamber oraya geldi. Peygamberimiz o meşriydi. Peygamberimiz orada çalıştı. Kendisi çalıştı böyle. Yaptı. Tabi zaman orası büyüdü böylece. Hatta onun yanında bir kuyu vardı orada. Kıbrıs'ın sağ tarafında, yolun kenarında orada kuyu vardı orada. Hazreti Osman o kuyuda yüzü düşürdü. Peygamber yüzünü düşürdü orada. Şimdi şu anda kuyu yok orada. Yola dahil olursa da, kapanır orası da. Bir de Uğur şehitlerinden. Uğur şehitleri. Orada 70 tane şehit var Uhud'dan böyle. Önce iki mezar var yan yana. Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş Hazretleri'nin böyle. Hazreti Hamza Peygamberimizin amcası. Allah'ın aslanı böyle. Yani çok savaşçıydı kendisi. Bedir'de çok müşrikleri öldürdü. Uhud'da da 8 tane en azı müşriki orada öldürdü. Sonra vahşisinde biri onu hançer arkasından yaraladı, vurdu diye düşürdü muhtemelenler. O da şehit oldu kendisi orada. Hazreti Hamza orada, yanında da Hazreti Abdullah bin Cahş. O da onun yeğeni. Peygamberin halası oğlu olmuş oldu böylece. İkisi burada. Ondan sonra da diğer şehitler burada. Tabii o şehitler orada ölü değil onlar. Tam onun Allah şehitleri,
Dinle ölen kişiler, Allah'ın canını verenler bunlara böylece. Bir de hadis-i şerif geliyor. Özetleyin burası inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Uğud'a giden kişi oradan çıkan bir şey yesin oradan böyle. Orada çıkan bir, oraya gelen değil. Çıkan bir şey böyle. Verir ki bir diken olsun böyle. Verir ki bir diken olsun böyle. Ot olsun, bitki olsun böyle. Saman çöpü olsun böyle. İnsana bir şey yesin Uğud'dan kadar. Uğud dağı da Cennet Dağı'nda bir dağdır Uğud Dağı. Uğud Dağı da çok değerli bir dağdır orası da. Peygamber saklamıştır orada Uğud harbinde orası. Aleyhisselam Hazretleri'ni. Demek ki Medine'nin tabi her tarafı muhteremler ziyaret yerleri. Kıbrıs'ta meşritleri var, diğer meşritler var, Gamze meşritleri var. Böyle çok tabi yerleri de var. Fakat esas temel olanlar bunlardır. Bunun da ötesinde oraya layık olmak. Peygamberimizi sevmek Aleyhisselam Hazretleri'nde. Peygamberimizi sevmek Aleyhisselam sevmek Peygamberimizi. Birinin Kelp kabilesinden biri vardı muhteremler. Dihye adında. Bu kabilenin reisi kendisi Dihye. Peygamber düşman peygamberim Aleyhisselam düşman da kendisi. Tabi düşman da olsa ezelde iman durmak gönlünde bir gece içine bir doğuş geliyor içine. Medine çok geldi Medine. Ticaret Şam'dan mal getirip satardı Medine Münevvere'de. Peygamberimizi tabii her zaman görüyordu kendisi, biliyordu. Bir gece uykusu kaçıyor, yatağında uyuyamıyor. Bir sağa dönüyor, sola dönüyor, yok. O da sıkıyor kendisini. Dışarı çıkıyor, dışarı sıkıyor kendisini. Bahçeye falan çıkıyor, dışarı çöller çıkıyor. Dünyanın darı geliyor içerisinde. İçinde elinde olmadan bir his, duygu onu Medine'ye yönlendiriyor, Medine'ye. O taraftan tatlı geliyor Medine tarafı verişe. Resulullah'ı görecek onda. İman nuru içine geliyor. Geç yola çıkıyor. Sabah namazı kılmış Medine'nin meşidinde. Onun tabi etkisi yok orada. Alacak karanlık, hoş bir karanlıkta. Kapıdan bir kişi göründü. Baktılar ki biri geliyor. Tabi düşman da gelebiliyor. Ama Cebrail Aleyhisselam pek haber verdi Cebrail Aleyhisselam. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Dihye geliyor. Kerkan reisi Dihye geliyor. İman nuru içine geldi. İç yanına buraya geliyor. Baktı şimdi sahabeler bir yabancı geliyor. Kim bu acaba? Baktı Dihye. Bu peygamber düşman mı kendisi böylece? Hemen önem aldılar. Bir zı yapmasın. Ben burada estağfurullah oturun. Oturun. Yol açın bakayım. Yol açın. Gelsin bakalım böylece. Yol açtılar. Bakıyor böylece. Bak muhtemelen, ha Dihye de Dihye böyle. Her zaman peygamberi gören kişi kendisi böylece. Fakat iman gözüyle böyle, o gözle, o iman nuruyla bakınca peygamberimizin iki yönü vardır. Bir maddi yönü, bedeni, fiziksel yönü görünen böylece böyle. İmansa bunu görüyordu böylece. İmaden de Hakikat-ı Muhammediye vardır, Nur-u Muhammediye. Onu görürler böylece. O İman gözüyle baktığı anda Nur-u Muhammedi Muhammed Hakiki gördü böylece. Bir nur. Bir nur ki böyle arşız. Aynı bir nuru böylece. Dizinin bağları çözüldü. Yürümeye kalmadı gücü. Güçlü genç kendisi böylece. Dizinin bağları çözüldü. Adım atamıyor. Ayakta birine dolaşan başta düşecek artık bu şekilde. İlk kişi koltuğuna girirler. Böyle zor da geliyor. Peygamber yakışamadı. Peygamber çıkardı hırkasını yere serdi. Toprak o böylece. Aldı peygamber hırkasını yüzüne sürdü muhtemelen. Öptü yüzüne sürdü. Ama dayanamıyor. Ya Resulallah. Ben Müslüman olmaya geldim. Ne yapayım? Böylece. Peygamber buyurdu ki ver elini bakalım. Tut elini. Kul ya Dihye. Söyle bakalım böyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Buna tabi peygamber dedi muhtemelen. Peygamberin ağzından çıkıyor bu söz böyle. İnanarak iman eder hep. Aşk diktiği onda böyle şey. Dihye bunu söyledi. Orada bulunan sahabelerin her biri bunu söyleyince tabi alem başka alem oldu muhtemelen. Maneviyat doldu, feyiz oldu, aşk ile doldu. Dihye başladı ağlamaya, sallanmaya evlen. Nasıl tavuk kestirir böyle, kestirir tavuk böyle, sarsılır, kendini yerden yavur böylece.
diye bir cezbeyi kaldıramadı. Sallanıyor böyle. Ağlıyor, sallanıyor bir şekilde, sallanıyor. Peygamber'e göğsünü sıvazladı, sıvazladı. Ancak kendine geldi muhteremler. İşte Peygamberimizi, Aleyhisselam'ın değerini severek gitmen nasip olsun muhterem. Kim Peygamberimizi severse, tabi o kadar Peygamberimiz yakın olur. İnşallah şefaatine aradın inşallah. Bir tane Fatiha.